Biliyorsunuz ki performans testleri beden eğitimi sporda çok yaygın kullanılıyor. Özellikle günümüz şartlarında daha da iyileşmeye başladı bu. Her sene başında artık amatör takımlar bile sporcuların mevcut durumunu değerlendirip bunun doğrultusunda planlama, programlama yapıp sporcunun gelişimini amaçlıyor. Bunun temeldeki nedeni sakatlanmayı önlemek bir. İkincisi ne kadar gelişip gelişmediğini önlemek. Üçüncüsü ve en önemlisi ise arkadaşlar herkes, her biri kendi düzeyine göre antrene edilebilmesi için minimum ve maksimum sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılıyor. Fiziksel uygunluktaki temel mantık neydi? Fiziksel uygunluk neydi? Gündelik işleri yorgunluk işte oluşmadan yapabilme, boş zamanları iyi değerlendirebilme açısından bunu sağlayan ön koşuldu. Temelde gündelik hayatımızla alakalı olan hususlarda testlere yöneleceğiz. Daha sonra sportif testlerle ilgili yine konuşuruz arkadaşlar. Test yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği arkadaşlar. Daha önceki senelerde bundan doğrudan soru olarak geldi. Testlerin mümkün olan aynı gün aynı saatte aynı ortamda yapılması. Testin mümkünse bu arkadaşlar aynı kişi tarafından da tekrar edilmesi test güvenilirliğini arttırıyor. Sirkadyen ritmi göz önüne alınarak aynı saatte yapılması. Bu da önemli bir ritim, bir ritim açısından. Test öncesi ağır yemek yememesi, alkol kafein gibi arkadaşlar uyarıcı maddeler testin geçerliliğini düşürür. Test öncesi ağır antrenman yapılmalı ya da müsabakaya çıkılmamalı. Test kapalı ortamda yapıyoruz 18-20 çok şey bir ifade bu. Kitapvari bir ifade arkadaşlar. Sağlıklı bireylere uygulanmalı, sakatlığı rahatsız olan bireylere kesinlikle uygulanmamamız gerekiyor. Uygulama esnasında böyle bir durumla karşılaşırsak testten çıkarmamız onun sağlığı açısından önemli. Test öncesi ısınma protokolü dizayn etmemiz lazım. Neye yönelik test yapıyorsa kuvvet testine yönelikse kuvvet testine yönelik. Koşu tabanlı bir testte ona yönelik bir test yapmamız lazım. Arkadaşlar birçok arkadaş şu ifadeyi karıştırıyor. Kalibrasyon ifadesi. Kalibrasyon ayar demektir arkadaşlar. Bazı ölçüm cihazlarında özellikle laboratuvar ölçüm cihazlarında arkadaşlar kalibre edilmesi gerekir cihazın. Kalibrasyonun sebebi de şu. Her birey aynı değil. Bireyden bireye, kiloya, yaşa, sportif durumuna göre kalibre edilmesi gerekebilir. Adam vücut kompozisyonunu belirlemek istiyor. Ben 1,70 boyunda 80 kilo ağırlığında bir adamım. Benden sonra girecek kişi 1,85 boyunda 90 kilo ağırlığında bir adam. Aynı laboratuvar ortamında vücut kompozisyonunu ne bileyim gaz dilizyon yöntemiyle değerlendirme. Bana ayrı kalibrasyon gaz ayarı yapıyor. Diğerine ayrı gaz ayarı yapıyor. Aksi takdirde sonuçlar beklenilenin aksine çıkacaktır. Hatalı sonuçlar verecektir. Kalibrasyonu bazı arkadaşlar çok karıştırıyor. Bilginiz olsun. Test sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi durumlarda test durdurulmalı. Özellikle bu testler arkadaşlar bilirsiniz. Belki ailenizde de vardır. Efor testine giren kişilerde uygulanır. Doktor kontrolündedir. Tansiyon devamlı ölçülür. Durumu devamlı sorulur arkadaşlar. Ne durumdasın? Düzeyin nasıl? Diye sorulur. Testi etkileyen faktörler sıcaklık, gürültü, nem, duygusal durum, günün saatleri az önce bahsettiğimiz biyoritim de buna girer arkadaşlar. Kullanılan ilaçlar ki takviyeler de buna dahil edebiliriz arkadaşlar. Örnek veriyorum test öncesi bir patlayıcı kuvvet emin bir test yapıyoruz ya da anaerobik kapasiteyle ilgili bir test yapıyoruz. Kreatin tüketimi testin durumunu değiştirecektir. Benzer şekilde yüksek miktarda kafein tüketimi de testin geçerliliğini değiştirecektir. Son öğün zamanı arkadaşlar ölçüm aletlerinin güvenirliği, geçerliliği, çevre koşulları, uykusuzluk gibi durumlar sporcunun kişiliği, sporcunun testin bilmesi ve becerisi arkadaşlar. Özellikle dayanıklılık testlerinde ilk kez mekik koşan arkadaşlar çok önde başlıyor. Yani bu tempo bana çok yavaş deyip önde başlıyor ama sonradan daha çabuk oluyor. Testi bilenler daha yavaş başlayıp daha sonralardan açılmaya çalışıyor. Bu şekilde testi sürdürerek devam ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar testlerden bahsedecek olursak bir diğer husus da testlerin grupları var arkadaşlar. Saha testleri, laboratuvar testleri, maksimal testler, submaksimal testler. Bunun dışında kullanılan ekipmana göre koşu testleri, bisiklet testleri, basamak testleri gibi gruplara ayırabiliriz.
Bununla ilgili şu an dek soru gelmedi. Bisiklet testi, koşu testi gibisinden bir soru gelmedi. Fakat maksimal test ve submaksimal testlerin avantaj ve dezavantajları ile ilgili soru geldi. Özellikle maksimal ve submaksimal testleri biz ayrı bir testlerde görürüz arkadaşlar. Buradaki temel mantık şudur. Maksimal testler arkadaşlar VO2 max'ın yani kişinin bir dakikada tükettiği oksijen miktarını kestirmede en geçerli testlerden yani kesin sonuç verir. Bu testler tükenene göre tükenene kadar yapılır arkadaşlar. Kalp dolaşım sistemini de çok fazla stres verir. Gençler için uygulanabilir fakat yaşlılarda bu testin uygulanabilirliği düşüktür. Ayrıca zaman alıcı ve maliyetlidir. Çünkü bunlar çoğunlukla laboratuvar ortamında yapılır. Bir laboratuvarda bir kişi en az 3 kişi test edecek şekilde. Az önce bahsettiğim işte Bruce testi uygulanıyor arkadaşlar. Bir kişi Borg skalasını tutuyor. Kişinin düzeyini öğreniyor. Diğer kişi tansiyon ölçüyor. Diğer kişi de testi yöneten. Bunların üçü de sağlık personeli arkadaşlar. Ve bir kişiyi ölçüyorlar. Maksimal testlerde böyle bir durumla karşılaşıyor. Peki submaksimal testler nasıl? Hani artısı neydi? Kesin sonuçlar veriyordu. Submaksimal testleri nasıl arkadaşlar? Temelde kalp atım sayısına bağlı olarak yapılıyor submaksimal testler. Buna bağlı yapıldığı için arkadaşlar VO2 max'ı kestirmede kesin sonuçlar alamayabiliyoruz. Benzer sonuçlar alıyoruz fakat kesin sonuçlar olmuyor. Kalp atım sayısı üzerinden hesaplandığı için yemek sonrası tüketilen su miktarı, ortam ısısı, heyecan, motivasyon, uyku durumu test ettirebiliriz. Diğer hususa baktığımızda arkadaşlar ekonomik zamandan tasarruf sağlar, maksimal testlere göre bireye daha az stres uygulamaktadır. Spor geçmişleri etkileyebilir hocam. Sebebini de söyleyebiliriz. Neden olabilir? Biri bir senelik sporcudur. Diğeri 7-8 senelik sporcudur. Kas iskelet sistemi, kardiyovasküler sistemi ona göre değişmiştir. Yani ona göre gelişmiştir. Bu da test sonuçlarını etkileyebilir. Bu durum sadece bunu etkilemez. Ayrıca antrenman planı hazırlanırken ki etkiyi de değerlendirir. 20 yaşında 10 yıllık sporcuyla 20 yaşında 6 yıllık sporcunun aynı kas iskelet sistemine sahip değildir. Bunlar göz önüne alınarak plan programlanır. Ya da sahip olduğu özellikler farklılık gösterebilir. Aerobik kapasite ile alakalı ölçüm yöntemlerindeki temel mantık nedir arkadaşlar? VO2 max'ı kestirmeye yönelik. VO2 max da maksimal aerobik gücün çıktı olan halidir arkadaşlar. Bu maksimal aerobik güç enerji büyük oranda aerobik sistemden karşılandığı için dayanıklılık aktivitelerinde özellikle büyük önem taşımaktadır. Sedanter bireylerde dakikada tüketilen oksijen miktarı 3-4 litredir. Dayanıklılık sporcularında ise 5-6 litre rapor edilmektedir arkadaşlar. Bunların daha gelişmiş bir kardiyovasküler yapıları olmasından kaynaklı. Peki uygulanacak testler herkes için aynı mı ya da eşit mi? Ya da aynı düzeyde mi kalibrelenmeli mi? Hayır. Sporcular için kullanılan standart testler arkadaşlar sedanterler için uygun değildir. Ya da gençler için uygulanan testler yaşlılar için uygun olmaya biliyor. Bunları söyleyebiliriz. Aerobikte değerlendirilen testlere baktığımız arkadaşlar neler varmış? Koşu bandı testleri, bisiklet testleri, ergometre testleri, basamak testleri, alan saha testleri arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir şey sorayım size. Koşu bandı, bisiklet ergometresi, basamak testleri mevcut alet ekipman üzerinden yapılır ve zaman alıcı, maliyetlidir. Para gerektiren bir durum. Tek seferde bir kişi ölçersiniz. Alan saha testleri ise arkadaşlar alanda yapıldığı için daha kolay. Aynı anda birden fazla kişi ölçme imkanına sahipsiniz. Hatırlarsanız beden eğitimine hazırlandığınız dönemde mimetik koşusu yapıyorduk arkadaşlar. Ne gerekiyor? Bir tane CD, bir tane hoparlör gerekiyor o zamanlar. Şu an CD'ye bile gerek yok. Telefondan Bluetooth'a bağlanıyor. Bütün kaç kişi varsa sesi duyurabildiği kadar 20 kişi, 30 kişi aynı anda koşturabiliyor. Bu sayede aynı anda 20 kişinin, 30 kişinin VO2 max'ını hesaplayabiliyor. Benzer şekilde 20 kişinin VO2 max'ını bruşla hesaplayacak olursak çok zaman alıcı ve maliyetli bir durum olmuş oluyor. Bu sınava kadar arkadaşlar doğrudan bir testi açıklayıp sormadır. Hani şu durum vardır, bu hangi testi diye soru gelmedi. Şu ana kadar test soruları şu şekilde geliyordu. Yukarıda verilenlerden hangisi
aerobik testlerdendir ya da değildir. Ya da vücut kompozisyon testlerindendir ya da değildir diye gelmişti. Bu sene bir farklı soru sordular. Doğrudan bir testi sordular arkadaşlar. İçeriğimde yok o sorular. ÖSYM'nin soru sisteminden alamadım ben onu. Baktığımızda arkadaşlar orada bize neyi sordular? Queen's College basamak testini soruyor. Aslında sorulması gereken bir test mi? Sorulabilir elbette ama daha sonraki süreçlerde sorulmasa daha doğru olabilirdi. Bunun yerine burus sorulabilirdi. Mekik koşu sorulabilirdi. Yoyo testi sorulabilirdi. Astral Riding bisiklet testi sorulabilirdi ama Queen's College basamak testini sordular. Şimdi testlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce çıkmış sorumuz daha var. Ona bakalım. Maksimal oksijen tüketimi dakikada 5 litre olan iki sporcu Nansal'ın vücut ağırlığı 60, Berkay'ın vücut ağırlığı ise 80 kilogramdır. Aerobik güç düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Asım kaç kiloymuş? 60. Berkay 80. Asım kilogramı başına daha fazla oksijen tüketiyor diyebilir miyiz? Berkay'a göre. Evet. O yüzden cevabımız Adana diyebiliriz. Testlere baktığımızda sevgili arkadaşlar, Balke bir koşu bandı testi. Temelde sabit yürüme hızı temel alınmıştır. Ve saatte 3,3 mph, yani Amerikan ölçü biriminde yürüyüş hızı başlar. Sıfır eğimle bu şekilde başlar arkadaşlar. Eğim dakikada 1 derece arttırılarak devam eder. Kalp atım sayısı 180'e gelince ise çalışma sona erer. Bu bir şekilde arkadaşlar kalp atım sayısı göz önüne alınarak yapılmış bir su maksimal testi. Balke'nin bir de maksimal testi var. Kişi tükenene kadar sürdürür, devam eder şeklinde. Bilginiz olsun. Sorularda çıkarsa hani haberiniz olsun. Böyle bir testleri de var. Burus yöntemi arkadaşlar koroner kalp hastalıklarının tanısında ve maksimal performansta VO2 max'ın test edilmesinde en geçerli yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Koşu bandı testidir, laboratuvar testidir, bir maksimal testidir arkadaşlar. Test %10 eğimle başlayıp her 3 dakikada bir eğim ve hız arttırılarak devam eder. Kişi tükenene kadar test sürdürülür ve tükendiği anda kişinin VO2 max'ı hesaplanır arkadaşlar burus testinde. Bu testler içerisindeki en geçerli ölçüm yöntemi burus testi arkadaşlar. Astral Riding koşu bandı testi. Arkadaşlar Astral Riding'in bir bisiklet testi var. İkisini birbirine karıştırmamanız daha sağlıklı olacaktır. Belirli zaman aralıklarında değişen hıza ve eğime bağlı olarak arkadaşlar en uzun süre koşmayı gerektiren bir testtir. Koşu bandında kişi 8 kilometre hızla ve sıfır eğimde koşmaya başlar. 3 dakika sonunda ise arkadaşlar koşu bandında eğim %2,5 arttırılır. Bu sürecin sonunda artık her 2 dakikaya bir eğim 2,5 arttırılarak devam eder. Ta ki denek koşuyu testi sürdüremeyene kadar. Bu sayede test bitirilir. Kişi tükenene kadar test sürdürülür. Test bittikten sonra da kişinin VO2 max'ı kestirilir. PVC 170 testi arkadaşlar. 170'ten aklınıza kalsın, bir kalp atım sayısını göz önüne alarak sub maksimal bir testtir. Bisiklet testidir arkadaşlar. Genellikle çocukların kardiyovasküler yapılarını değerlendirmek kullanılan bir testtir. Toplamda 9 dakikada uygulanan bir test arkadaşlar. Testte iki tane yüklenme vardır. Üçüncü ve altıncı dakikalarında kişi yüklenme pedallara daha sıkı asılmaya başlar arkadaşlar. Bu asılmada arkadaşlar her yüklenmenin sonunda ise kalp atım sayısı 15. saniyesinde ölçülür. Yüklenmeler 170 olacak şekilde de
İş yükü arttırılır arkadaşlar. Pedal hızı arttırılır da kefedeki ağırlık arttırılır. Eğer ilk yüklenmede ağırlık 155'ten, kalp atım sayısı 155'ten fazlaysa ya da ikinci yüklenmede 165'ten fazlaysa test durdurulur. Denek testi durdurur arkadaşlar. Daha sonra testi devam etmesi kaydıyla. Astronomik arkadaşlar, bu da bir stop maksimal testtir. Temelde 6 dakika uygulanan bir testtir arkadaşlar bu. Pedal devir hızı dakikada 50 RPM, 50 kez dönecek şekilde ayarlanır başlangıçta. Ondan sonra arkadaşlar bakın sistem yöneticisi bir şeyler yazdı. Ona bir bakın isterseniz. Tamamdır Muhammed. Teşekkür ederiz. Astrant da arkadaşlar bir submaksimal bisiklet testidir. 6 dakika uygulanır. Kişinin düzeyine göre 100-150 watt, antrenmansızlar için 75 watt'ta test düzeneği belirlenir. İş yükü 6 dakika devam ettirilir. 5. ve 6. dakikanın sonunda kalp atım sayıları kaydedilir arkadaşlar. Eğer ki kalp atım sayısı 5'ten fazla değil ve ortalama da 130-170 bandındaysa test sona erdirilir arkadaşlar. Eğer bu düzey sağlanamıyorsa iş yükü 50 ya da 100 watt arttırılarak devam eder. Arkadaşlar watt birim zamanda yapılan işin birim zamanda yapılan işin kısaltmasıdır. V şeklinde gösterilir. Basamak testlerine baktığımızda arkadaşlar basamak testlerini laboratuvarda da kullanabiliriz. Alan sahada da kullanabilir. Çok bir şey değişmiyor. Ama laboratuvarda kullanılması daha doğru olacaktır. En yaygın kullanılan testlerden biri Harvard basamak testidir. Aerobik kapasiteyi ölçmeye amaçlar. Kalp atım sayısı temelinde işler arkadaşlar. Bu test uygulanırken ne yapıyoruz? 50 santim basamağa ihtiyacımız var. Step'e ihtiyacımız var. 5 dakika boyunca kişi dakikada 30 kez inip çıkacak şekilde arkadaşlar 5 dakika boyunca bu testi uygulamaya başlıyor. Kişi 5. dakikaya kadar ya testi sürdürecek ya da 15 saniye beklediği anda test sona erecektir arkadaşlar. Test sona erdiğinde denek hemen oturup test süresi kaydedilecek. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar yarım dakika arayla 3,5 dakika yani 3,5 dakikaya kadar kalp atım sayısı kaydedilip kişinin VO2 max'ı hesaplanabilecektir. YMCA basamak Genç Hristiyanlar Birliği basamak testi arkadaşlar. Kişinin dakikada 30 santim yükseklikteki step tahtasına 24 atım olacak şekilde inip çıkmasına dayanan testtir arkadaşlar. Test 3 dakika boyunca sürdürülür. Son adım alındıktan sonra 5 saniye içinde kalp atım sayısı 1 dakika boyunca ölçülüp kalp atım sayısından kalp atımı sayısından arkadaşlar VO2 max'ı testlerine geliyor. Bu senenin sorusu arkadaşlar Queen's College basamak testi. Kadınlarda 22, erkeklerde 20, 24 çıkma ilmeğe dayanan 3 dakika sürdürülen bir testtir arkadaşlar. Bir metronom vardır. 88 vuruşa ayarlıdır arkadaşlar. Tik tak tik tak ve siz o vuruşun temposuyla basamağa inip çıkıyorsunuz. 41 santim yüksekliğinde bir basamak kullanılıyor. 3 dakika boyunca test uygulanıyor arkadaşlar. Test sona erdiğinde arkadaşlar 5 saniye bekliyorsunuz. 5 saniye sonra da arkadaşlar 15 saniyelik deneyin nabzını alıyorsunuz. Buradan ya nabız formundan düzeyine bakıyorsunuz ya da belirli formüllerde de kişinin VO2 max'ını belirlemeye girişiyorsunuz. Bu sene soru olarak doğrudan arkadaşlar bu testi sordular. İşte bireyin aerobik kapasitesini değerlendirmede kullanılır. İşte temelde basamağa in çık şeklinde kullanılır. Zaten iki tane yanlış hatırlamıyorsam basamak testi vardı. Harvard'da Queen's College testi vardı. Biri 50 santim 5 dakika, biri 3 dakika.
şeklinde uygulanıyordu. Aslında oradan da yapılabilecek bir soruydu. 20 metre mekik koşusu arkadaşlar en yaygın saha testlerinden birisidir. Uygulanabilirliği kolaydır. Sporcunun aerobik gücünü ve performansını belirlemede kullanılan arkadaş Lager ve Lambert tarafından geliştirilmiştir. Bu test sahada uygulanır fakat maksimal bir testtir. Kişi tükenene kadar sürdürür. Temelde arkadaşlar test nasıl uygulanır? 20 metrelik koşu alanının gidiş geliş şeklinde koşularak belirli sinyallerle gidiş geliş şeklinde koşularak test sürdürülür. Test 8,5 kilometre hızla başlayıp her seviye sonrasında yarım kilometre hız arttırılarak devam eder. Süreç içerisinde 2 ya da 3 ihtar hakkınız vardır. Test protokolüyle alakalıdır. Kim nasıl uyguluyorsa ama genelde 3 ihtar kullanılır. 3 ihtar aldığınızda test biter ya da test tükenene kadar, siz tükenene kadar test sürdürülür arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi beden ekibinin azından zor bir testtir. Ama yaygın kullanılan bir testtir arkadaşlar. Cooper testi aerobik testler içerisinde kullanılabilecek en pratik, en kolay testlerden biridir. Buradaki önemli nokta şudur arkadaşlar. Mesafeyi bildiğimiz bir noktada Cooper uygulamamız çok kolay. Örnek bir romatizm pistimiz var. Biz biliyoruz ki 400 metrelik bir alan. 12 dakika boyunca kişinin ne kadar mesafe kat ettiğini hesaplayan bir testtir arkadaşlar. Cooper testi. 12 dakika boyunca ne kadar koştuğunu belirliyorsunuz. Mesafe cinsinden de kişinin aerobik düzeyini belirlemiş oluyorsunuz. Yo-yo testi arkadaşlar. Temelde iki seviyedir. Yo-yo 1 ve yo-yo 2. Yo-yo 1 testleri ayrı bir kapasiteyi değerlendirirken yo-yo 2 testleri anaerobik kapasiteyi belirlemede kullanılır. Mekik koşusuna çok benzer. Karıştırmamanız gereken önemli nokta şudur. Yo-yo dinlenmeli, aralıklı yapılır arkadaşlar. Zaten açılımı da olur. Yo-yo intermittent fitness test diye geçer. Yani intermittent aralıklı koşu testi şeklinde geçer. 20 metre koşulur. Tamam mı arkadaşlar? 5 metrelik bir alan vardır. O alanda da arkadaşlar kişi 10 saniye boyunca dinlenir. Her gidiş gelişimizde. Test 10 kilometre hızla başlar arkadaşlar. Her 40 metre yani bir gidiş bir gelişte yarım kilometre ya da 1 kilometre tempo artırılarak test devam eder. Mekiğin benzer özellikleri arkadaşlar kişi tükenene kadar sürdürür. Ya da ihtar aldığında test sona ermiş olur arkadaşlar. Bir diğer ismi de dip testidir arkadaşlar. Nereden çıkıyordu? Test yere gelebilir sevgili arkadaşlar. Yo-yo testi. Mekik'ten ayıran özellik dediğim gibi arkadaşlar ikisi de 20 metrelik mesafeyi koşuyor. Bir koşu temposu. İki yo-yo dinlenmeli olarak yapılan bir koşu testidir. Bir buçuk mil testi arkadaşlar. 2,4 metre mesafeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlanması üzerine yapılmış bir testtir. Yürüyüş yapılabilir. Fakat temel amaç 2,4 metre mesafe, 4 kilometreyi en kısa sürede tamamlamaya dayalı olduğu için arkadaşlar koşu temposu tercih edilmesi gerekmektedir. Rockport yürüyüş testi 1,6 kilometreyi en kısa sürede tamamlamaya dayanan bir testtir. Test biter bitmez arkadaşlar 15 saniye boyunca kalp atım sayısı ölçülür. 4 ile çarpılarak arkadaşlar kişinin kalp atım düzeyi belirlenmiş olur. Arkadaşlar bu daha önceki senelerde soru olarak geldi. Burada da yazmışız. Algılanan zorluk derecesi AZD ya da RP, İngilizce karşılığı da RP'dir arkadaşlar. Şöyle bir yapayım. Burada kişinin uyguladığı egzersizi ya da antrenmanı ne kadar düzeyde algıladığını değerlendiren bir testi. Bu sizde ne kadar şiddet yarattı gibisinden bir ölçektir arkadaşlar. Çok basittir. Temelde bunu ölçmede Borg skalası kullanılır. Borg skalası 6 ile 20 arasındadır arkadaşlar.
6 ile 20 puan arasında. Güncellenmiş hali Borg'un CD10 diye de adlandırılır arkadaşlar. Yani 10 puanlık sistemidir. Evet Ahmet Hocam, Borg skalası. Ama sadece Borg skalası yok hocam. Bak burada yazmışım. HPAP, OBNI gibi ölçekler de algılanan zorluk derecesini belirler. Tamam mı? Borg skalası arkadaşlar 6 ile 20 puan arasında hesaplanır ya da güncelen, revize, modifiye hali 0 ile 10 puan arasındadır. Kişi yaptığı egzersiz sonrası diyor ki, hoca antrenör soruyor diyor ki, bu egzersiz seni ne kadar yordu ya da seni ne kadar zorladı? Bana 0 ile 10 puan arasında puanlar mısın? Ya da 6 ile 20 puan arasında puanlar mısın diyor. Çocuk diyorsa ki eğer 9 puan, 10 puan ne diyorsa çocuğun maksimal eşik düzeyine kadar çalışmış oluyor. Çocuk derse ki 3 puan ne diyoruz? Çocukta da demek daha büyük bir etki yaratamadık. Aerobik düzeyde hali. Aerobik eşik düzeyine çalışıyoruz ya da daha da altında çalışıyoruz diyebiliriz. Algılanan zorluk derecesi basit bir ölçektir fakat fizyolojik yükü tahmin etmede kullanılabilecek önemli bir etkendir arkadaşlar. Antrenman yükünü takibinde de özellikle karşımıza çıkar. Bunları nasıl sileceğim ben beceremiyorum. Silgi var mı? Uygunluğun ölçülmesinde kullanılan maksimal egzersiz testlerinin bir özelliği değildir demiştir arkadaşlar. Maksimal egzersiz testlerinin bir özelliği neydi arkadaşlar? Pahalı bir araç gerektirir mi? Evet. Deneyimli uzmanlarca mı? Evet. Dolaylı mı sonuç verirdi? Hayır. Doğrudan sonuç verirdi maksimal testleri. Zaten VO2 max'a kestirmede kullanılan testler. Kullanışlılığı düşük müdür? Evet. Az önce bahsettiğim gibi bir burus testi uygulayacaksınız. Bir kişiyi ölçeceksiniz ama 3 tane alanında uzman kişiyle yapıyorsunuz bunu. Bundan dolayı devamlı kullanılabilirliği yoktur, düşüktür. Büyük gruplar için uygun mudur? Değildir. Cevabımız C arkadaşlar. Günümüzde maksimal performansa dayalı VO2 max seviyesinin ölçülmesinde ve aynı zamanda koroner kalp hastalığının tanısında kullanılan en geçerli, en güvenilir yöntem hangisidir denir? Burus testidir arkadaşlar. Aerobik kapasite belirlemede kullanılan testlerle ilgili olarak yukarıda belirlenenlerden hangisi ya da hangileri alan testlerinden değil? Bırakıyorum soruyu size. Metre mekik koşusu alan testi miydi? Evet. Bitti. 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 Cooper bir alan testi miydi? Evet. Bitti. Yalnız iki kalıyor. Fox denklemi arkadaşlar bisiklet ergonometresinde kullanılan bir testtir. Belirli formüllerle de kişinin aerobik kapasitesi değerlendirilir Fox'la. Küçük bir kasabaya atanan Ahmet öğretmen okulundaki öğrencinin aerobik kapasitesini belirlemek ister. Fakat öğretmenin aerobik kapasiteyi belirlemek için kullanabileceği hiçbir ölçüm aleti yoktur. Aerobik kapasiteyi belirlemede kullanılması gereken test hangisidir demiş. Bakıyorum. Astran koşu bandı ya da bisiklet testi olabilir ki şöyle böyle bir ihtimali yoktur.
Balke koşu bandı yoktur. Bruce koşu bandı yoktur. Fox bisiklet dedim yoktur. Ama Cooper mesafeyi bildiği okulun etrafında çocukları koşturabilir. Der ki okul 40 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde. Mesafeyi biliyordur hocam. 12 dakika boyunca çocukları koşturabilir orada. Koştukları mesafeyi kaydeder. Bu sayede aerobik düzeylerini belirlemiş olur. Test aerobik kapasiteyi belirlemede kullanılmışız. Aerobik kapasiteden bahsediyorsun. Bosco gider. Konkoni gider. 20 metre mesafe demiş. Bruce da gider arkadaşlar. Yo-yo ve mekik kalıyor. Dinlenmeli dediği için ya da aralıklı yazıyorum da şuraya. Aralıklı derse cevabımız yo-yo olur. Tamam mı? Aralıklı derse cevabımız yo-yo olur. Evet, intermittent beep, aynı hocam. Aralıklı beep testi. Uyaran sesinden dolayı beep testi diyorlar. Ne demiş? Görev yaptığı okuldaki çocukların aerobik kapasitesini belirlemek istiyor. Yeterli zaman ve aracı olmadığı için. O zaman Bruce gitti mi? Gitti. Kalabalık grubu uyguladığı test aerobik kapasite dediği için Bosco ve Konkoni de gitti. İki uyaran arasında gidiş gelişlerin oldu. Zamanla koşu hızının ve uyaran sıklığının arttığı koşu tabanlı bir test edilmiş. Dinlenmeden aralıktan bahsetmediği için cevabımız Adana oluyor. Şimdi birkaç tane de anaerobik özellikle şu şeyden bahsetmek istiyorum. Sonra dersi bitireceğim zaten arkadaşlar. Anaerobik testlerden Wingate, Rust, Margaria, Kalamen, Bosco, Konkoni. Şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Ya da Bosco demez, dikey sıçrama der. Ya da sıçrama testleri der. Sıçrama testleri çok fazla. Bunlar anaerobik kapasiteyi belirlemede kullanılan testlerdir. Altın standarttır. Bisiklet testidir. Tamam mı? Rast koşu tabanlı anaerobik sprint testidir. 6 çarpı 35 metreyi 35 metreyi 6 kez koşmaya dayanan 10 saniye dinlenmeli olarak uygulanır. Margaria Kalamen bir merdiven testidir. 3. 6. ve 9. basamaklardaki merdivenleri tek bir adımda koşmaya dayanan bir testtir. Bosco sıçrama testidir. Temelde alt ekstremitenin üretebildiği gücü hesaplar. Konkoni ise arkadaşlar 200 metreye bir nabız ve nabız ölçümü hız artışı üzerinden gelen bir testtir. Konkoni'yi şu şekilde aklınıza getirebilirsiniz. Kaç tane O var? 2. Yazın 2'yi. Kaç tane 0 var? 2.
Ne yapıyor bu test? Belirli bir hızla başlıyor. 8 kilometre hızla başlıyor arkadaşlar. Her 200 metrede bir arkadaşlar hız arttırılır. Ve her 200 metrede bir nabız ölçülür. Kişinin nabzının artık yükselmediği, platoyu gördüğü evrede kişinin anaerobik eşiği belirlenmiş olur. Bunun doğrultusunda antrenman planları hesaplanır arkadaşlar. Konkoni anaerobik kapasiteyi belirlemede kullanılan bir testimizdir. Sevgili arkadaşlar, benim anlatacaklarım bunlardı. Tanıtım dersi için bence iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir dersti. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Sorunuz yok. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.